Herkese merhaba, ben Şenol, Farming Simulator'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Arazide beklemedeyim şu anda, tamamen mısırların büyümesini bekliyorum da kanola 1406'ya kadar çıktı. Hatta ufak bir hesap yaptım. 42.000 kanola, 32.000 fasulye topluyorduk ya, bak fasulyenin fiyatı 1726 şu an. Eğer fasulye olsaydı bunlar 32.000 fasulye 55.000 dolar ediyordu. Onu dolar yaptım bu arada değil mi ya? Aynen, artık dolar euro değil bu arada. 55.000 dolar ediyordu. 1406 kanola 59.000, 60.000 dolar ediyor. Yani kısacası tam kafayı oturttum. 1750 fasulye, 1400 kanola gayet güzel fiyat. Ki onlar için sağlam tohum almam lazım. Satış yeri de Gold Crest Pacific. Ki o da nereden gidiyoruz oraya? He, yine burası. Lan, isimleri hala öğrenemedim ha. Sağlam traktörümü aldım. 42.000'i doldurdum. Bir 10 küsür bin daha var. Güzel bir para kaldıracağım. Hala aklımda mısır var. Şu mısırı göre tahmin ediyorum alacağım herhalde değil mi? Ya tırla şeyi alasım var. 170 küsür bin dolar. Şu anki parayla tam tır alınıyor. Rümörkü de 70 küsür bin dolar falan. Tahmin ediyorum elimdekilerle o kadar 70 küsür çıkar mı ya? Çıkar herhalde ya. 42 bin var sırf buradan, 59, 60 bin dolar buradan alacağım. Ama ondan sonra fiyat düşecek tabi. De bir 18 bin daha var. 18.000'de ortalama ne olacak diyeyim, 14-20.000 dolar falan da o gelecek. Bari ucu ucuna, belki ucu ucuna. Olmadı görev yaparım ya. Ne yapalım? Bu arada aydınlatması da pek iyi değil be. Ha, bunu da yakalım. Aynen bu kadar. Hepsi bu. Ne bileyim şeyde Euro Truck Simulator. Hemen hemen her gece oynuyorum abi ETS2. Yatmadan önce falan render yaparken, neyse orada birkaç tane ışık taktım da bayağı iyi aydınlatıyor. Hatta ışıkların bazılarını azalttım, kör etti beni ya. Dokudu çıkarttım sanki, biraz onu azaltmam lazım. Dur bakayım. Valla 60.000 dolar. Yani bundan 30 gelmesi lazım. 28-29. Hemen öbürünü de koyalım. Fiyat düşmeden. Bak 29.532'ye bunu sattık. Hiç. Ne kadar fark edecek? 500 dolar mı fark etti? Tahminim bir 500 daha fark edecek. Ki bir posta dolduramayacağım ki. 18.000 küsür mene kalmış olması lazım. 233.000 dolar. Galiba tıra yetiştiremeyeceğim. En kötü görev yaparım abi. Hemen bir iki tane görev yaparım. Hoş. Neyle de arkadaş olacağımı şaşırdım. Hepsiyle oldum ya. Şu an belki 10 küsür tane tarlayı %20 indirimle alabilirim. Onu daha önce söylemiştim galiba. Her görev başına %2 düşürüyor. Toplamda 10 görevde fulliyorsun arkadaşlığı. Tam %20. Bayağı bir para kazanabiliyoruz. Pardon. Sonuç olarak tır rumorka yetmeyecek. Tır bu arada en pahalısından bahsediyorum. Yanlış anlamayın, hani en ucuzunu şu an bile alırım herhalde değil mi? Dur bakayım şunu çekeyim, dolarken fiyatına bakacağım onu. Artı bunların benzin ihtiyaçlarını karşılamak için şey almayı düşünüyorum. Yeni gördüm. Görmediğim birkaç bir şey daha vardı. Ben dikkat etmemiştim o kadar. Boşlukta bayağı bir kurcaladım. Ufak fabrikalarda bu paletleri kaldıran ufak aletler oluyor ya. Ne diye geçiyor adı? Dur ona da şimdi bakarız. Şuraya ben bir şunu sokayım. Şöyle dursam. Tahminim olur. Aynen kanala doldur. Ufak alet dediğim şu abi. Nokta dönüşlü yükleyiciler. Ne kadar işe yarar bilmiyorum ama ilginç parçaları da var. Mesela bir ağaç kesici, ağaçları kesebilirsin. Şununla abi ağacı yanaşıyorsun. Ağacı tutuyor. Kesiyor. Bundan sonra ne yapayım diyelim. Tahminim bu. Bu da ağaçları kesiyor. He, düz kesiyor bu. Ağaçları tutuyor herhalde bu. Kütük temizleyici. Kütükleri keser. Ha, oha. Ben kök temizleyici sandım bunu. Harç kütükleri mi? Bayağı bölüyor olabilir. Bayağı bir parçası var. Uzun lafın kısası ama kovası gayet ufak. 2000'lik. Onun için hani sanmıyorum onu alacağımı. Artı şunu alasım var abi. Yanlış anlamadıysam yakıt taşıyor bu. 3750 litre yakıt taşıyor ki kamyonette rahat çekilir herhalde bu ya. Yani sonuç olarak şu an alacağım abi 172 bin dolar bu. Ne kalıyor geri? 60 bin dolarım kalıyor. Öbürüne de
Şunu alacağız abi. 78 bin dolar. 18 bin dolar gelecek mi bundan? İmkanı yok, gelmez. Yo, nasıl gelmez lan? 16 bin var zaten. 1000 dolardan 16 bin eder. 1300 küsur hala. Tabi. Tır geliyor ha. Zamanı hızlandırayım mı? Bu arada. Aynen. Hızlandır abi. Satıştan sonra kendi biraz kendine geliyor. Niye bilmiyorum mesela. 1361 dolardı. Buradan oraya yol alana kadar muhtemelen yine 1380'lere falan çıkar diye tahmin ediyorum. Tabi düşmezse, inşallah düşmez. Koyun şeyleri hala ucuz. Satamıyoruz abi. İnek al inek al diye gazlayanlar var. Mantıklı, hakikaten mantıklı. Ama tahmin ediyorum ineğe yatırım yapmadan %72 kafama yattı. Ama yapmışken tam yapayım istiyorum. Niye bilmiyorum yani. Baktığın zaman geriye kalan %18 için o kadar yatırım yapmak çok saçma ama silajı şu samanlardan yapabilirsin diyen var da benim bildiğim kadarıyla 2015'te olmuyordu, orası kesin de 2017'de oluyor mu ya, onu deneyeceğim. Muhtemelen yayında onu ben hard mode'da rahat denerim ya. Çünkü şeyleri aldım. Orada biraz daha değiştirdim. Hard mode'da oynuyoruz 3 kişi 4 kişi falan. Ne diyeyim? Yuvarlak. Ne diye geçiyor onlar ya? Tabii yuvarlak balya olarak geçiyor herhalde. Yuvarlak balya işine girdim. Yuvarlak balya yapıyorum her şeyi. Mülk geliri 5000 maşallah. Sat bakalım abi. Ama oradan. Yo, bir dakika, zararda değilim, kardayım. Kaç dolar abi? Göster. 21.000. Hayvan bakımı 1700 nedir ya? Ops. Koyunlara mı o kadar istedi acaba? Bu arada fiyatı ne oldu? Oha, düşmüş lan bayağı. 253.000 dolar. Kaç para ediyor dedik bunlar ya? 172 buna dedik. 78 buna dedik, yani 250 bin dolar. Tam cuk 250 bin dolar. Alıyor muyuz baba? Ha bir dakika, şu içimdekileri satabilirim. Zamanı bir yavaşlat abi. Ben sonra kendimi hızlandırıp beklerim. Arazilerin oluşması için zamanı mecbur hızlandırmam gerekiyor ki şu anda bir de karanlık. Yo, yavaşlatmamın bir manası var mı? Yo, şu an bir para gitmez herhalde. Tabii. Tamir mekanı satış bölümündekini sattım. Bizim base'deki duruyor ama base burada değil Pampa. Sen çok gittin. Döner misin lan buradan? Dönersin. Koçum benim, dönersin ya. Aslanım benim. Kesin dönersin sen. Arkamdakileri tamir edeyim, satayım. Bir işime yarar mı ki bunlar? Kamyon, tır varken sanmıyorum bir işe yarasın ya. Yaramaz değil mi ya? Sonradan tekrar lazım olmasın bunlar bana. Yok yok, sanmıyorum. Of pardon. İnşallah yaramaz abi. Kaç para edecek ki zaten? Neyse, bakacağız şimdi. Şöyle çık. Şunların arkasına yanaştır. Daha farklı repair mod falan da varmış da bu da işimi görüyor ya. Herhalde benim videoda gördüğüm repair modları linkini falan veriyorlar. Bakmadım ya. Aç bakalım. Acaba traktörle mi direkt tamir ediliyor? Kaldır bakayım sen. Git buradan. Ya da bunları tamir etmiş olabilirim abi. 286 dolar. He, bunu tamir edebiliyorsun. Öbürünü edemiyor musun? Sadece onu mu gösteriyor? Evet. 21 bin dolar o ediyor zaten kafadan. Şöyle geri götürme şansımız var mı bunu? Var. Şimdi tamir edebiliyor muyuz bunu? Yok. Neden be abi? Belki de tamir ettik onu dediğim gibi. Yok, bu edilmiyor abi. Veyahut da 200 küsur dolarla ikisini birden ettim. Hayırlısı, hayırlısı. Gidelim satışını bir yapalım. Devam. Tırın arkasına o eklentiyi takacak. Oo, bir dakika, tırın. Ha yok, tırın tırda motor geliştirmesi olmaması lazım. Tırları ne alıyorsan o. Ama birkaç bin dolar masraf çıkartabilirler. Model değişikliğinden dolayı. Tahmin ediyorum lastiklerini kalın yapacağım. Öyle bir şey varsa. Şimdi bayağı tarla marla demeden her yere gireceğim. Onun arkasına şey de takarım ben. Eklenti o kaç bin dolardı onu hatırlamıyorum. 255 bin dolarım var ya.
Ulan bir indirime girse var ya onlar. İndirimlere de bakıyorum var ya, şu ana kadar hiç bir alta yaramadı. Bir sefer bir yanlışlıkla kepçe aldım ki bana yaramayan kepçeymiş. Onu da geri sattım. İndirimde daha hiçbir şey kapamadım değil mi? Aklımda bir vardı, bir biçer döverdi, o 2015'teydi galiba. 2015'te tahmin ediyorum biçer döverimi öyle indirimde almıştım, güzel olmuştu. Veya biçer döverin ucunu mu almıştım? Galiba. Emin değilim. Bir şey almıştım. Neyse şunun satışını yapalım. Traktöre sırıtıyor diyenler var ya. Ne biraz sanki gülüyor gibi. Tepede kaşları kapatmış abi. Onlar herhalde açılan far gibi bir şey. Hayal gücü. Neden olmasın? Bu traktörün büyük modeli de var. Muhtemelen bundan sonra full bu markadayım ya ben. Massey Ferguson. Massey. Nasıl okunuyor ki? Massey Ferguson. Ferguson diye okunduğunu biliyorum onu. Massey. Massey olur mu Massey? Yok Massey. Massey Ferguson işte abi, tamam ya. Çok bulandırmayalım. Büyünü de gösterebilirim. Muhtemelen son nokta onlara geçeceğim ama geçmeye de bilirim ya. Emin değilim. Abi buraya sığmıyor. Buradan dönemiyorum bununla. Şuradan bir çıkalım. Ben. Keşke burada da bunun tamiri olsa. Seni sonra alacağız. Hop. 21.000 sat. Okey. Şöyle bir dön tekrar. 17.000. Tamirin yok burada tabi. 4.000 zarar ettik. Harbi tamir edemedik onu. Neyse sağlık olsun ya. 296.000 dolar. Normalde burada en mantıklı yapılacak hareket, yapmayacağım ama söylediğim gibi şu abi, şunu almak lazım. Hatta şu var ki bu efsane 270 beygirlik traktörümüz de çekebiliyor. 224.000 dolara. Tek sıkıntısı toprağı temizleyip temizlemediği hakkında fikrim yok. Her şeyi yapıyor bu da. Aynı bunun gibi. 15 metreye ama. Yok ama ya bu galiba. Bundan başka toprağı temizleyen yok burada. İlaçlıyormuş da abi. Çok iyi ya. 96 bin dolar. Sonranın işi. Şimdi ilk başta şuna bir bakıyoruz. Renk. Kırmızı biraz... Koyu kırmızı. Siyah gider aslında buna ya. Ama yok ya, kaybolur siyah. Şu kırmızı iyidir bence. Jantlar. Daha beyaz mı yapayım? Siyah yaparsam lastikten kayboluyor abi. Bunun şeyine gitmiyor bu ya. Böyle iyidir. Şimdi eklenti, arka eklentiyi ekliyorum. İnşallah normal arka tutmayı engellemiyordur yani. Bu anladığım kadarıyla bir ekstra topaç takacaklar. Traktörün çektiği şeyleri çekecek. Tekerlek. Geniş tekerlek. Standart geniş. Geniş lastikler tahminim daha iyi gider. 175 bin dolar abi. Bayılıyoruz buna. Çat. Burada da tır şoförü oldum yani. Helal olsun var ya. Kendim de gurur duyuyorum. Son olarak da 78 bin dolar. Oha bayağı param kalıyor lan. 78 bin dolara da bu. İyidir abi. Renkler de uyuşacak. Satın al cuk. Harbiden bunu düşünerek aslında yapmam lazımdı ya tırı. Uyuşuyor mu lan o kadar? Bayağı uyuşuyor baba be. Harbiden bayağı uyuşuyor. Cuk oturtmuşum. Yavrum benim. Ulan bir dakika, tarlalar çürüyecek. Büyüme hızı olmuş lan. Tamam. Güzel tır be. Harbi güzel tır. ETS'de şunlar olsa ne olurdu ya. Amerikan Truck diyeceksiniz. ETS'ye başladım bir kere. Bayağı oynadım. Hani... Amerikan Truck da alınabilir ya. Kesinlikle şu tırları akar ya, bu tırlar akar. Bariz akar. İçini kes. Korna budur oğlum. Korna budur ya. Ha bir dakika, şeye bakacaktım ben. Arkasına. Şu muhabbet mi yani? Aynen, tamam tamam. Güzel, tamam. İnşallah her şeyi tutar. Yürü be. Koçum aslanım. Oo. Bayağı da büyükmüş be hayvan oğlu hayvan. Bakalım nasıl bir hız yapıyor. Orada yazar yazmıştır da. Ne bileyim, dikkat etmedim.
farlarım. Yürü be. Oha, yanlarda falan da var lan. Ben galiba Amerikan tırı alacağım. Şimdi an itibariyle karar vermiş bulunmaktayım. Yani ben galiba Amerikan tırağı geçeceğim. Öyle gözüküyor. Vallahi ne yalan söyleyeyim, öyle gözüküyor. Baya şirketi büyüttüm, bilmem kaç tane şoför yaptım. ETS'de işte şoförleri geliştirdim vesaire falan. Leveli, hoş leveli daha kaç yaptım? 15, 16 mı yaptım da zor da geliyor level yani. O kadar kolay da değil. Güzel gidiyor ha. Harbi güzel gidiyor. Ki bu tır birçok şeyi daha taşıyacak. Aslanım benim. Buraları biçmeye başlamam lazım değil mi? Yürü be, bunun SS'ini alırım. Tabi SS şeyi maalesef yok. SS'ini alırım da nasıl... Ben bunu muhtemelen orijinalini, gerçeğini budur thumbnail'a koyarım. Mısırlarımız oldu. İlk mısır mahsulleri abi. Tamam. Buraya da yan park etmeye başladım bunları. Tek seferde de çıkıyor mu? İmkanı yok çıkmasın. 3 seferde park ettim zaten. Kabul ediyorum, biraz ekstra uğraştım. Daha içeri sokayım diye. Çok kıyıda durdum, hoşuma gitmedi. İyice içeri soktum onları. Vay be, baya baya geliştiğime inanıyorum. Fazladan... Şu an herhalde... Şey almam gerekiyor, tohum aletini. Ondan sonra da arazi almam gerekiyor. Değil mi? Aynen. He, silo almam lazım. Anlatıyorum da. Tap. He, bunu götüreceğiz. Tabii. Tırımızın kendisi... Bir dakika. Hayır. Niye öyle bir şey yaptım? P'ye basıp garaja tıklayacaktım. Ne alakası var? 59.000 bu alıyor, silomuz 100.000 alıyor. Hesabını yap. Abi bu arada söyleyenler var, hani ayarları değiştirildiğini biliyorum. Kaç defa söylendi de. Bu ayarlar iyi yani. Silonu büyütmek istiyorsan abi silo satın alacaksın. Oyunda bu var, hani ayarlardan değişmek gereksiz ya. Neyse, ben buraları biçmeye başlayayım. Tırı doldurduğumda eğer fiyatlar uygunsa Mısır'da. Ki 3 tarlayı biçtikten sonra hesap edeceğim abi. 3 tarladan gelirim minimum. Fasulyeye bak. Döveceğim fasulye seni. Harbi diyorum, döveceğim. Neyse, 3 tarladan toplamda 60.000 dolar lazım diyeyim. 55 üstü satılır. 60.000 dolar kazanıyor olabilmem lazım. 3 tarlayı biçeceğim. Muhtemelen 50 küsür bin falan şey çıkması lazım. Bakalım mısır ne kadar çıkacak abi. Ben şunun 3 tanesini biçeyim. Ona göre hesabını yaparız. 3 tane tarla 55 ila 60 bin dolar para ediyor. Buğday ve arpa ekstra arkadan sattıklarımızda bir miktar geçebiliyor. Denilene göre mısır da fena değilmiş. Şeker pancarı patates olayına gelirsek, patates için tek başına felaket bir yatırım var. Şeker pancarının ekimini falan elindekilerle yapabilirim. Ama çok uğraşlı olduğunu söylüyorlar. Yorumda birkaç kişi söylüyordu onu. Farkındayım uğraşısı olduğunu, ama ona göre de geliri, yanlış anlamadıysam eğer, hesaplardan 55.000-60.000 dolar arası diyorum ya, şeker pancarı o 3 tarladan o parayı 2'ye katlıyor. Yani ona göre bir yatırım var, ama ona göre de bir geliri var. Oradan hesabını yapın. Neyse, şimdilik mısır abi. Ben şu mısırları biçeyim. Muhtemelen 3 tarlanın bitiminde görüşürüz. Evet, bir iyi bir kötü haberim var. Öncelikle kötü haber. Ben geçen sefer tohum makinesini aldığımı unutmuşum. Teknik olarak kötü haber değil yani. İyi haber, sonuç olarak tohum makinesini almışım. Yani ikisi de aynı haber. Of ne güldüm. Gördüm, böyle gözlerim açıldı. Ulan ben burada mı almıştım bunu diye. Kafayı yedim lan. Yanlış yere şettirip durma ya. Hayır, üstüne tıkladığımda da görürüm ben bunu. Niye görmediysem. Tıklıyorsun, burada bir yazıyor. Garajında var bir tane. Neyse, sağlık olsun. Sağlık olsun. Bunu ekmeye başlayacağım muhtemelen. Şuraya dedim arka arkaya yanaştırayım. Şunlardan doldurayım da bari boşaltmaya çalışayım burayı. Söylemiş miydim galiba? Tekrar söyleyeyim. Bunları doldurup doldurmamak, bildiğim kadarıyla, tam hesabını yapmadım, bir önemi yok. İşçiye verdiğin zaman otomatik dolum açık. İşçi onları otomatik zaten bu alacağım fiyatlardan dolduruyor. Hatta denilene göre
milimi milimine yaptığı için tarlaya tam masrafı görebiliyorsun. Ne kadar tohum, ne kadar ilaç gitmiş. Anlatabiliyor muyum? Onun için yani doldurmayla en azından normalde tek başına oynuyorsan uğraşmak pek mantıklı değil. Iyla mıydı? Reyle miydi? Reyle. Tohum ekliyorum şu anda. Bu arkadakiler tohum. Maşallah ikisini yedim bile. Hoş bir tanesi zaten azdı. Diğerlerinden yiyordum bunları. İçinde dolu kalacak. Kullan demediğim sürece. İşçiye verdiğim sürece. Bu da tohum kısmı. Fasulye ekeceğim abi yine. Biraz da kanalama ekeyim. Fırın var aslında yani. İstediğim şeyi ekebilirim. Kaç tane alıyorsun oğlum? Nasıl bir boyutun var senin? Doymadın be. Şuraya bak. Yedi bitirdi alayın ha. Birer tane kaldı. Ya ortadaki ilaçlar ama kaldı tabii. Onlara yapacak hiçbir şey yok. Fasulye kanala, fasulye kanala, fasulye kanala. Tek seferde işi bitirecek. Teknik olarak. Anlayacağız yakında. Hemen başlatma. Başlatayım ya hemen. Yavaşta gidiyorum zaten. Çok ucu ucuna ayarlamanın pek bu mantığı yok. Neye basar mısın abi? Ha. Kapağını kapatalım. Yavrum benim canavar ya. Traktörü buldun mu alacaksın abi bunu. En temizi. Tek işçi. Ucuz. Temiz. Bu arada. İki defa boşalttık içini. Dolmuyor abi. Şuraya bakar mısın? Hala bomboş. İki posta doldurduk. Yalnız ben kendimce geyik yapıyordum. Şu galiba kayıt da yapmadım. Yok. Ucu ucuna kurtarıyor. Hatta tırın üstüne çarpıyor. Boyutunu şöyle bakarsanız tır dokunuyor. Yani şu biçer döverimiz baya baya ucu ucuna kurtarıyor durumu. Neyse sonuç olarak mısırlara yakından bakıyorsun. Baya tane tane ya. Ben hani böyle şey toplarım diye aklımdaydı. Ne bileyim niye öyle aklımdaydı emin değilim ama. Sonuç olarak en kötü dedim güzel parayı bulamazsak. Evin önünde tezgahta abi herkese bir tezgah bir köşeye çekiliriz. Mısırları pişir pişir. İşte yarı haşlar yarı kızartırız. Emin önünde dedim satarız hep beraber ama. Yalnız 25 bin şimdiden doldurdu. Buradan bir tahminim bir 4 bin falan daha toplar herhalde bu. Hemen hemen 30 bin buradan. 30 bin buradansa diğer ikisinden bir 30 bin daha çıkartabilir bu ha. Canavar ya aslanım benim. Tarlayı bitirmek üzere ben diğerine başlayabilirim. Bir hızında full devam etmem gerekecek doğal olarak. Ama en azından kendi gözlerimizle de görmüş olacağız abi. Yalnız o iki traktörde artık pek bir alta yaramayacak ha. Düşündüğü zaman tek traktör tek bu. İki traktör olana kadar bir tane güçlü traktör. Abi bak baştaki taktiğimi tamamen değiştirdim ben size söyleyeyim. Hard moda da başladık bir kere öyle yayın için ama. Başta abi her şeyi satıyorsunuz şu ikisini alıyorsunuz. Bitti gitti. Başka tabii şu an tırım var diye öyle de. Çünkü ekerken bir yerden de biçmek pek olmuyor zaten. En azından 3 tarla için. Hepsini biçiyorsun. Biçerken bu traktörle iki çift römorka full dolduruyorsun. Satışı rahat yapıyorsun. Ondan sonra bunu arkaya takıyorsun abi. Şu an bakıyoruz duruma. Gördüğünüz gibi ekiyor. Şöyle yaklaştıralım biraz. 12 numara şu an ekiliyor. Ve gübreleniyor abi. Kenardaki gübre olayı bu arada biçmediği için orası öyle. Şu an biçecek o da gidecek yani oradan. Vay anasını. Teknolojiyi kes. Soya fasulye. Soya fasulyesi tamam yanlış değil. Gübreleniyor abi. Baya baya gübreleniyor. Efsane alet. Hızı 20 kilometre. Ona da kontrol edecektim. Şimdi bu 20 kilometre ile gidiyor. Aynı hızla gidiyor. 20 ile 20 ile gidiyor bu. Bu da 20 ile gidiyor. Bunlar 15 ile gidiyor. Oh. Tamam bunlar 9 metre, 12 metre. Bak 9 metre o 15 ile gidiyor. Bizde bu var. 6 metre 20 ile gidiyor. Yani teknik olarak bundan %25 daha hızlı. Ama büyük olan bundan %50 daha büyük. Yine karlı. Tamam biraz daha yavaş ama karlı. Tamam kabul ediyorum. O öyle olmadı. Tamam. Neyse bunu ekmeğe devam. Biçelim bakalım toplamda ne kadar çıkartacak. Bak dediğim gibi 5000 daha oldu. Harbiden büyük tarladan 30.000 çıkarttı. Hepsini ben biçeyim.
bakalım ne oluyor ne bitiyor. Mission complete. En azından 3 tarla. Dördüncünün yanına bırakayım. Hemen hesabını kitabını yapayım. Hazır bu arada. Mısırın fiyatları da artıyor. Tahmin ediyorum şu ana kadarken karlı bu olacak. Şu an fiyatı yüksek diye tabii doğal olarak. Çok da yüksek sayılmaz ama. Hemen hemen aynı ya. Bakayım. Şunu şöyle bir kondur. Düz hesap mantık hemen. Ama zaman hızlandıramayacağım. Şu an satamam herhalde. Değil mi? Bir dakika lan. Bu işini bitirdi mi? O da işini bitirmiş. Biçer döverden hızlı ha. Baya hızlı. Alan olarak herhalde biçer döverle hemen hemen aynı ama çok daha hızlı işlemi hallediyor. Doğru, 20 ile gidiyor. Biçer döver bunun yarısıyla anca gidiyor. Baya sevdim ben bunu ya. Büyük tarlaya bir koysam var ya. Hani büyük tarlamız yok da hani sağlam büyük tarlan olsa 15 dakikada halleder. Hani hız olarak ciddi fazla. Acaba işçilik rakamları, onu hiç bilmiyorum mesela. Dakika, yani günlük yövmeye mi ağırlıyor diyelim. Nasıl tarif edilir ki o da? Şimdi bir tarla bununla atıyorum 5 dakikada yapıyor, başkasıyla 10 dakikada yapıyor. Herhalde 10 dakikada yaptığıyla daha fazla para alır değil mi? Bununla bayağı karlı ya. Bayağı karlı. çok pardon. Şimdi 9300 içinde var. Bir posta full doldurdum. 4300 içinde vardı. Yani buradan 5000 var sayıyoruz abi. Tamam mı? 63.000 de burada var. Toplamda 68.000, 69.000 neredeyse ürün çıkarttı. Öyle ki işin komik kısmı, buğday ve arpadan fazla abi. Buğday, arpa 62.000, 63.000 çıktı buradan. Fiyatlarına bak, bunun fiyatına bak. 978. Zamanı hızlandırsam o tren, eminim ben trene taşıyorum abi bunu. 1000'den satarız. 69.000 dolar. Bak fasulye, oha abi çok fasulye. Bak fasulye 1823 değil mi? Böyle astronomik rakam. Şu an ekiyoruz tabi. Onlar büyüyene kadar fiyat her türlü düşer de. Tam rakamını hesabı 1823 çarpı tam tamına 32.400 çıktı. 59.000 dolar. Mısırla 69.000 dolar. Buyurun buradan yakın abi. Harbi buyurun buradan yakın. Yani Mısır 3 tarlada 10.000 dolar fark ediyor. Aşağıda bir 10.000 daha fark eder. O ikisinin boyutu yok, bunlar kadar yoktur ya. Sanmıyorum. He zaten R'ye basınca direkt şey yapıyor. Full doldurduğunda da gayet güzel gidiyor. Tren anlatılan. Ben üstündeki şekillere göre koydum. Bir tanesinde dedim ki sadece bir tane vagon alır bunu. Meğerse bir taneden fazlası alıyormuş. İşin güzel tarafı zaten toplamından çıkacağı hesap edersen 69.000 buradan çıktı. Aşağıdan da ortalama 50.000 falan çıkar. Tabii hemen hemen öyle oluyordu. Yani buranın toplamından biraz daha az çıkıyor. Ama yakında çıkıyordu. Yürü be koçum benim. Sonuç olarak silomuz yok zaten o kadar abi. Yani illaki satmam lazım veya silo almam lazım ki... Şimdi bunu da aldığımıza göre, treni de aldığımıza göre hayvan ve tarla alacağız ha. Bundan sonra hani yine bir alet edevatımız var. Tarla daha mantıklı gözüküyor gözüme, biliyor musun? Ne yalan söyleyeyim yani. O ineklerin temizlik işi var ya. Fena. Ki tarla boyutlarımız da yükselirse. Düşün şu anda mesela. Bir seferde. Tamam. Bir seferde biz buradan Mısır'dan 120 bin dolar falan civarı bir şey kazanacağız. 110, 100 küsür bin dolar. Bu arada en arkasından boşaltılıyor. 100 küsür bin dolar. Bir sefer hızlı zaman alıyorsun. İşte tarlaya ektikten sonra illaki zaman hızlandırıyorum. Bir günde yaptı o. Bunun boyutunu yükseltmek iyi bir şey abi. Çünkü yeterli yatırımı yaptık. Tabii ki belli bir miktar uğraşısı var da çok sıkıntı değil ya. Render upload yaparken bile, yandan dizi izlerken bile rahatlıkla yapabiliyorum abi. Kapatacağım mı kanki onu? Aynı tuşa basıyorum lan 2 saattir. Niye başta algılamadın ki? İlginç. Yavrum benim ya. Ben Amerikan tırağı alırım abi. Geçen indirim vardı. Hala var mı acaba indirimi ya? Bilmiyorum, ona bir bakayım. Bunların hepsi inşallah bir gün direksiyon alacağız muhabbetiyle oluştu yani.
Direksiyonsuz direksiyonsuz da gayet oynuyorum ya baya baya. Ara ara da olsa Amerikan Truck bence gider. Neyse ben bunların hepsini trene yükleyeceğim. Buraların tamamını biçtikten sonra bunların hepsi dediğim zaten ne kadar kaldı ki? Şu an 59 bini aldım. Orada 63 bin mi ne var? He yok 59 alamadım. 8 içinde var. Ne kadar almış oldum ben oradan? Anlarız şimdi. Şöyle yanaş. Harbi mi diyor? Evet olmadı. İşin güzel tarafı bununla yanaşmak çok daha kolay. Ne kadar var içinde? 13.000. 59.000 mi götürdüm? 13.000 daha götürüyorum. 2 tren tamam. Bir dahaki bölüm... Yok bir dahaki bölüme kalmaz. Bunların hepsini ektikten sonra zamanı hızlandıracağım. Bir dahaki bölüme daha fazla büyük bir satış yapacağız haliyle. Ama... Bir dahaki bölümden önce muhtemelen ben satarım bunları. Çünkü zamanı hızlandırdı. Ya alakası yok. Tamam. Bir dahaki bölümü hallederiz onu. Tamam satmayacağım. Tutacağım kendimi. Hem o arada ne alacağız onu da kararlaştırmış oluruz abi. Şu an çünkü tam olarak ya arsa ya inek yani. İkisinden biri kafamdaki. Arsalardan aşağı 23'ü. Dur bakayım lan. Kaç var onlar? Şurada 23 var kafadan. 121 bin dolar. Bunu direkt kapatabilirim. Şu kaç para? 88. 300 bin dolar abi iki tarafı birden alırım. Bence mantıklıdır ha. 23-22. 22-23-24. Üçü de bende olur. Bana mantıklı geliyor abi. Şu ikisini de aldım mı? Çalışma kısmında sıkıntı çıkartırım bunlar. Onlardan biraz kullanıyorum ya. Hani şu 23'ü ben çalışırken ben bile tren yolunda takılma olabilir. Ağaçları temizlemek gerekecek. Onu geçtim buradan işçiler çalışabilir mi? Bu biraz tartışılır. Çalışırlar belki ya. Veyahut para biriktirip biyogazın o tarafta sadece 7 numara var. Onda ne kadar iş yapabildim? Dur bakayım. Burada çoğunu yapmışım arkadaş. İşte yok şu anda. Doğrudan baktım buna. Bu tarlanın boyutu yeter mi bilmiyorum da. 7 numara. Denemek lazım. Şimdi 7 numara 12'den büyük değil mi? Hemen hemen aynı abi. Hektar olarak. Yani 30 bin falan şey çıkar. Ha mısırı. Şimdi mısır ekip biçip silaj yapma peşindeyim. Hesabım o. Bilemem yani şu an çünkü ben içinden tahıl alıyorum şey malzemesini alıyorum mısırın kendisini alıyorum ama silaj için biçtiğim zaman silaj makinalarıyla olay değişiyor abi tamamen farklı bir şeyler çıkabilir oradan onu bilemem. Onu harbiden bilemem. Ya diğer taraftan illa yanındakiyle de yapmam gerekmiyor ki silajı yani kendi elimdeki tarlalara da mısır ekip full silaja gömebilirim ne olacak paletlerle de satarız. Silaj anladığım kadarıyla 2015'in yarısı kadar bile karlı değilmiş ama çok seri yapılabileceğini düşünürsek yine daha çok para kazanılır ya. Bir dakika. Nerede o? Devam kardeşim. Yürü lan. Burayı bitirdiğimize göre burayı da ekmeye başlayabiliriz. İyi be ekme bayağı hızlı gidecek ha. Dur bakayım. Tabii ya ben bu bölümü bitiririm. Aynen. Bu bölümü satalım abi. Parayı yapalım. Kaç paramız oluyor ona göre hareket ederiz. Gaza geldim lan. Ek burayı da. Bu tırı da full doldurmuş olacağım. Hatta fazlası bile çıkar mı? Yok çıkmaz. Bu tırı bir posta daha doldurmuş olacağım. Götüreceğim. 100 küsür bin mısırı bir seferde satacağız. Kafa rahat. Tamam. Ben biraz daha saplayayım abi. Bu video biraz daha uzun olacak. Şu anda bile saat... Benim kaydım 1 saat 20 dakika. Yine sabah 6.30 saatler gösteriyor benim için. Yaparım ama ya neyse tamam hepsini satalım bu bölümde. Gaza geldim para lazım. Tıra o kadar para gömdük. Kaç gömdük bir tıra? 250. Çeyrek milyon dolar gömdük baba. Tıra çeyrek milyon dolar. Çeyrek milyon dolarlık tır. Bölümün adı. Tamam. İşlem tamam. Bütün tarlaları biçtim. Ektim. Zaten ekme, temizleme, gübreleme hepsi tek seferde halloluyor. Fiyatlarda
şu an yükselme devam ediyor. 485. Şunu arttırıyoruz. Artı bilgi, tırın altındaki yeşil panel, elimle gösteriyorum. Tırın altındaki yeşil paneller abi, arka kapak açıldığında ray sistemi var. Bayağı niye kapak kapanmıyor diyordum. Bu sefer dikkat ettim. Aşağısı çünkü farklı geldi. Meğerse abi hareket ediyor orası. Öyle malzemeleri aşağı atıyorsun. Çünkü düşündüm ulan dedim. Arka kapağı açıyorsun. En öndeki bile dökülüyor. Ne kadar saçma falan diye. Sonra bir dikkat ettim ki bayağı ray sistemi abi. Şu aşağıdaki yeşil hareket ediyor. İşi bitirdikten sonra tekrar geri gidiyor. Ondan sonra kapak kapanıyor. Ya adamlar yapmış be kardeşim. Teknolojiyi kes, parayı bastın mı, görüyor musun neler oluyor? Yürü be aslanım koçum. Baba tırı hiç öyle arkaya falan çekmem ben. Tırı evimin önüne. Ne oluyor lan? Ben her seferinde tribe giriyorum bu şeyi duyunca. Baba. Aslanım be. Fiyat? 986 durdu anlaşılan. Tren ilki değil, ikincisi. Şimdi abi durumu açıklıyorum hemen. Şöyle baktığın zaman bu odun yeri, tamam mı? Şunlarda işaret yoktu. Bunda yok, şu şeker pancarı. Üstüne çıkabiliyor muyum? Çıkabiliyorum. O zaman tahmin ediyorum buna bile doldurursun ki üçüne doldurduğunu düşünsen zaten 300 bin diyorlar abi, 300 bin. Nasıl 300 bin lan? 90 bin bu alıyor. 360 bin olabilir 4'ünü alırsa, değil mi? Veyahut ne oluyor, 270 bin olabilir. İçine girebiliyor muyum? Yok. Ulan hepsini az az mı döktürüversem? Bakıyoruz abi şimdi hangisine doluyor. Hadi bakayım. Şimdi olay kim haklı kim haksız değil de yani. Bir dakika. Şimdi ilk şundan başlıyorum abi. R'ye basıp mısır dolduruluyor. Tamam mı? Muhtemelen ikinciye de dolduruluyor. Devam ettiğimi düşünsek. Mısırdan bahsediyoruz şu anda. Ona da dolduruluyor. Hepsine dolduruluyor. Evet tamam. 360 bin abi. 300 değil. Düz hesap yuvarlamışız anlaşılan. Veyahut. Bunların hepsini 90 bin alacak diye bir şart yok. Hepsini az az attım ya, muhabbete bak. Muhtemelen dolacak şimdi. He? 90 bin. 90 küsür binde. Öbürlerine az az attığımı düşün. 90 küsür binde dolması lazım. 91'de olsun. Hadi bakalım. 92. Lan hepsini şimdi az az mı satacağım burada? Pırt pırt. Neyse en arkadakini önce satarım. Çok saçma oldu. Fiyat bir sapıtacak Allah illaki yine. En arkadaki kaç alıyor ulan? En arkadaki 100 bin alıyor abi. Bu 90 bin alıyor. Bu 90 alıyor, 100 alıyor. %34'ü doldu 100 binle. Doldur abi. R çalışmıyor abi şu anda. Yoksa onu atmadım ulan. Olabilir ha. Bu kadar mı malzemem vardı benim? Yo, 102 binden fazla değil miydi ya? Emin değilim. F1 abi. I boşalt. Doğru, boşaltabiliyorum. Onun içindekini boşalttım. Ha, bu ikisi bir. Bunun içi boşalt abi. Tamam, 88 bin. En arkadakini biraz daha mı atacağız acaba? Boşaltma, doldur. En arkadaki 90 alıyor. Gerisinde bu nasıl? 102 bin, zaten toplamda o kadar varmış. Hepsi 90 alıyor abi.
öndekinin değişik bir şeyi yoksa. O öndeki ikisi var ya, 120 çok saçma olur o zaman. Boyutlarına bakabilir miyim? Şunun uzunluğu, bu tek parça büyük. Baba ben kafayı kırdım. Bakacağım ona. Vallahi bakacağım. En arkadaki 90 alıyor. Buradakinin de 90 aldığını biliyoruz. Boşalt abi. Tamam, ilerle. Dur abi. Boşalt baba. Merak ettim ya. 90-90-180 orası garanti. Eskazan'daki de 120 alırsa abi. Kabulümdür. 300. 300'e fitiz. Şu an içinde hiç yok. Dur. Dur lan. Tamam. Doldur abi. 102.000. Ulan sanki bir miktar fazla alıyor. %89 diyor bak, 12.000'de falan, görüyor musun? Koçum aslanım. Tırmanabilir miyim şuralara? Yok. Şuradan. Şuradan. Arkadakiyle birleşik mi bu? Birleşik. Galiba. Buradan. Birleşik değil gibi gözüküyor ama buraya da doluyor. I do not understand. İkisi birleşik diye dışarıdan ben de birleşik algıladım ama birleşik değil anlaşılan. Yani içeriden gözüken birleşik değil ya. Ama bunları tek seferde satabileceğim. Şimdi güzel taraf. 90-90-180. 3 parça yapmışlar. Galiba bu 120. Dolduramayacağım o kadar da. 120'm yok çünkü. 102 mi var? Ulan keşke burayla satsaydım ha. Boş boş trenle gittim geldim. 91. Bir dakika. 10 küsür 1 mi yaptım? Ne yaptım? 102.000. %85'i. Nasıl oluyor lan o zaman? Bir dakika, bir dakika. Onu hesap ederim ben hemen. 102 bini bölersem 85'e, %1'i 1200. Evet, 120 bin abi. 120 bin de burası alıyor. 120, 90, 90. 300 bin. Tebrikler. Baya baya çiftçimiz varmış demek ki kanalda. Harbiden maşallah nazar değmesin. Benim tırın korunası daha güzel. Kesiliyor abi, zırt diye kesiliyor ya şunun korunası. Neden bilinmez. Neye göre öyle yapmıştım. Bu muydu lan yoksa satacağım yer? Burası. Fren. Yalnız tır. Özel şeye baktım. Gerçeğiyle, yani neyden aldıklarına bakayım dedim. Gerçeği diye bir şey yok, birebir aynısını. Amerikan tırına benzetmişler ama bilmem ne modelinden bir alınmış diye bir muhabbet yok herhalde, herhangi bir telif hakkı olmasın diye. Tırlarda telif hakkıyla uğraşmıyorlar anlaşılan. Traktörlerde alıyorlar da. F1. Nerede bu şartıyorduk bunu? Burada. Fiyat 986. Çat. Gelsin paracıklar. Birebir aynısı yok. Bayağı bir benzerini buldum. Tam niye yapacağım ayrı konu da. En hızlı araçlardan biriymiş. Trenden sonra 101 bin dolar. 140 bin dolarımız var. Allah bereket versin. Tamamız ya, 140 bin dolar. Bir seferde tüm tarlalardan 101 bin, 100 bin dolar aldık abi. Benim için bir rekor bu. Yani ucuz paradan... Yok lan. Tabii ucuzdan satıp da daha 80 küsur 90 bin aldığını biliyorum. Neyse ya, tamamız. Yeterince çalıştım. 2 saati buldu neredeyse. Gözüküyorum orada, evet. Bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.